XRP üzerine konuşacağız. XRP nedir, ne değildir ve uzun vadeli fiyat tahminleri şeklindeki bu haberi değerlendirmeye çalışacağız diyebilirim. Karşımızda da bu şekilde bir haber bulunuyor. Önceki videolarda bunun Lunge ve Shiba versiyonları aynı haber sitesi üzerinden değerlendirmiştik. Burada da evet, dediğim gibi bunu sürdürmeye çalışacağız. XRP Coin Price Predictions diyor da bunu çevirmemiş mi? Şöyle çevirelim şunu. Devam edelim. XRP fiyat tahmini arıyorsanız veya XRP token'ın diyor potansiyelini buluyorsanız bu tahmin sizin için yararlı olabilir. Fiyat tahminimiz diyor derin bir teknik analize ve XRP token'ın mevcut performansına dayanmaktadır. Uzun süren düşüş olaylarının ardından XRP fiyatları bu yıl yeniden yükselişe geçti şeklinde ifade ediyor. Şimdi birincisi burada tabii XRP coin'in fiyatları üzerinden hareket etmek, yani fiyatlarından yola çıkarak hareket etmek biraz yanlış. Çünkü geçtiğimiz vakitlerdeki fiyatlar şu ankini muhakkak tutmaz. Gelecek için hiçbir şekilde bize bir argüman sağlamayacaktır. Onu da açık bir biçimde ifade etmek lazım. Bunun sebebi de o zamanlardan bu yana XRP'deki yüksek değişim olması. Tabi biliyorsunuz ki XRP o zamandan bu zamana Coinbase tarafından listelendi. Gemini tarafından listelendi. ABD borsalarında listelendi. Çünkü SEC davasını adamlar kazandı. Haliyle durum bugünkü noktalara kadar ilerlemiş oldu. O yüzden potansiyel hacmi çok yüksek ve yatırımcı sayısı da ciddi bir şekilde arttı. Yani eskisine göre çok daha güçlü olan bir XRP coin'le bugün biz karşı karşıyayız. Burada diyor XRP coin'in uzun vadedeki potansiyelini analiz etmeye çalışacağız. XRP piyasadaki en popüler altcoin ne oldu ya? En popüler altcoin projelerinden biridir. XRP şu anda piyasa değeri ve holder sayısına göre ilk 5 altcoin'den biri. Şu an 6. XRP token fiyat tahminine geçmeden önce XRP projesinin detaylı analizine bakalım. XRP için 2024 yılına ilişkin çeşitli tahminler gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi XRP coin'in 2024 yılının içerisinde BTC'ye göre tam 16 kat fazla yükseleceğidir. Önceki videolarda konuştuk. Olabilir. Yani buna yakın hareket edebilir. 2024 güçlü bir yıl olacak ve XRP hala tam ve yüksek potansiyelini göstermedi. O yüzden doğrudur yani. O tarz fiyat patlamaları, fiyat rallileri, yükselişleri yaşanabilir. Bu veya bu da yakın olarak, bu da tabi USDT üzerinde 50 kata yakın bir fiyat yükselişini gerektirecektir. Ortalama olarak. Bir diğeri ise sezon genelinde Döşer'in iddiası XRP'nin piyasanın en büyük üçüncü kripto para birimine dönüşeceği şeklinde olmuştur. Bu da tabii ki mümkün diyebileceğimiz şekilde karşımıza çıkıyor. Mümkündür. XRP token'ı hızlı, kolay ve güvenli işlemlere olanak tanıyarak finansal ortamda devrim yaratmak için doğdu. Anonim kurucular tarafından kurulan Bitcoin'in aksine XRP, bazı tanınmış blockchain meraklıları tarafından kuruldu şeklinde ifade ediyor. Evet. Burada Bitcoin ile Ripple birbirlerinden XRP tamamen farklı şeylerdir. Bitcoin bir ağ üzere kurulmuş ve konumlandırılmış BTC varlıklarını içeren aslında bir ağdır. Bu ağda BTC varlığı bulunmaktadır ve bu varlığın dijital madenciliği yöntemiyle kazanımı mümkündür. BTC
tamamen altına benzetilebilecek bir varlıktır. Yani üzerinde bir vakıf, kurum, kuruluş, hak iddia eden taraf yoktur. Mesela altının CEO'su diye bir şey var mı? Altının CEO'su diye bir şey yok. Altın bir madendir. Yani taş gibi, sopa gibi, tamam mı? Sopa da değil yani, tahta gibi bir şeydir. Fakat değeri vardır. BTC de bunun gibi aynı. Bitcoin'a üzerine kullanmıştır. Fakat XRP ve Ripple tam olarak böyle değildir. Ripple bir şirkettir. Direkt olarak bir şirket. Bu şirket XRP Ledger adındaki bir katman protokolünü oluşturmuş. Bunu Bitcoin ağı gibi transfer yapabilen, üzerinde hareket kabiliyeti olan bir finansal enstrüman olarak, daha doğrusu bir ağ yapısı olarak tanıtıp XRP'yi de bunun üzerinde işlem yapılabilmesi için bir finansal enstrüman olarak aynı şekilde XRP coin'i tanıtmıştır diyebiliriz. Bu şekildedir yani. Üzerinde bir hiyerarşi bulunur XRP coin'in. XRP tokenları ABD merkezli Ripple'a aittir. XRP, XRP Ledger projesindeki diyor yerel bir tokendir. Evet. XRP defteri açık kaynak, izin gerektirmeyen ve merkezi olmayan bir blockchain teknolojisidir. Yani tabii merkezi olduğuna dair iddialar ve söylemler bulunmaktadır. Vitalik Buterin'in Ripple'la alakalı bu tarz söylemleri bulunmakta. Ripple'ı bu noktada eleştirmekte idi. Vitalik Buterin'in sık konuştuğu kripto varlıklardan bir tanesidir. XRP ve şirketlerden birisi Ripple'dır. Ripple'la Ethereum tarafı ve Vitalik Buterin birbirlerine çok fazla sataşırlar. Şimdi birisi çıkıp diyor ki Ripple tarafı, Vitalik Buterin diyor işte sen zamanında bizim kapımızda yatıyordun diyor. Vitalik Buterin çıkıyor diyor ki aa diyor bunlar şey yaptı. Ne bu? Bizim arkamızdan diyor komplo kuruyorlar diyor. Ripple diyor ki onlar bizim arkamızdan komplo kuruyor falan tarzında. Yani bu şekilde işler çok görülmüştür. Ripple Ledger'ı merkezi olmakla suçluyor. Merkeziyetsiz olmamakla ve genel olarak Ledger üzerindeki ve XRP üzerindeki yapıyı manipülatif olarak tanımlamakta. Durumlar bu şekilde. Bundan sonraki videoda da değerlendirme yapmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.